anlatım bozukluğu konusunu işledik. Şimdi soru çözeceğiz. Bu soruları da iki bölüme ayırdım. Şimdi ilk bölümün sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle karışık bütün anlatım bozuklukları nedenleriyle içerisine alan bir soru çözümü olacak. Yani konu konu gitmeyeceğiz arkadaşlar. Evet, mesela ilk sorumuz tamlama yanlışlığı ile alakalı. Aşağıdakilerden hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır demişiz. Uzun uzun bacaklarıyla yürüyordu örümcek. Baktığımızda arkadaşlar herhangi bir yanlışlık söz konusu değil. Kısa yalın yazılardan pek hoşlanmıyor derken yine tamlamayla alakalı. Mesela buradaki tamlamam kısa yalın yazılar. Kısa yazılar, yalın yazılar herhangi bir uyumsuzluk yok. Siyasi ve toplum olaylarını inceliyordu. Şimdi arkadaşlar siyasi ve toplum olayları burada tamlamam burası. Burada bir kulak tırmalayıcı bir durum var. Burada bir hata var. Nerede hata var arkadaşlar? Şimdi siyasi olaylarını diye bir şey var mı arkadaşlar? Siyasi olaylarını yani ben ortak tamlanana bağlayabiliyor muyum bu siyasiyi? Bağlayamıyorum. Nasıl kullanmam gerekiyordu bunu? Siyasi olayları ve toplum olaylarını deseydim burası tamam olabilirdi. Şimdi kısa yalın yazılar derken mesela kısa ve yalını tek bir tamlanana yazılara bağlayabiliyoruz. Burada sıkıntı olmuyor. Uyum var. Ama siyasi olaylarını diyemiyoruz o arkadaşlar. O zaman diyemiyorsak da burada bir anlatım bozukluğu meydana gelmiş oluyor. Cevabı bulduk. Şimdi diğerlerine bakalım neden yanlış değil. Resim ve karikatür sergisi. Şimdi bakın burada da yine tek bir tamlanana bağlanmış tamlayanlar. Resim sergisi, karikatür sergisi. Herhangi bir bozukluk oldu mu arkadaşlar? Olmadı. O zaman ne diyoruz? Doğru bir cümle. Evet olabilir. Biz ortak tamlanan kullanabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Yeter ki uyum içerisinde olsun tamlayanlarla. Yemyeşil ovalar, masmavi denizler. Evet. Şöyle yaptığımda arkadaşlar. Yemyeşil masmavi denizler deseydim mesela olmazdı. Ne oluyor? Yemyeşil deniz olur mu? Olmaz arkadaşlar. Mesela yanlış bir kullanım olurdu. Ama ben ayrı ayrı kullanılmışım. Yemyeşil ovalar demişim. Sıkıntı yok. Masmavi denizler demişim. Bunda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Özlüyoruz şimdi demiş. Bir sıkıntılı bir cümle değil. Sıkıntımız C seçeneğindeydi. Onu da düzelttik. Evet. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Şimdi arkadaşlar burada gereksiz kelime fiilimsi de olabilir. Yani özellikle böyle fiilimsi demesine gerek yok. Ama o da bir kelimedir. Gereksiz bir farklı bir unsur da olabilir. Ona bakacağız. Bir de arkadaşlar kişi söylemiş olduğu söze dikkat etmelidir demiş mesela. Yani ben biri okur okumaz ya burada bir hata var diyorum. Yine bir kulak tırmalıyor. Şimdi kişi söylemiş olduğu. Bakın burada olduğunu kullanmama gerek var mıydı? Yoktu. Şimdi ben bu cümleyi kişi şurayı çiziyorum. Hatta şurayı da çizelim. Kişi söylediği söze dikkat etmelidir desem sadece bir ekle, kelime kullanmadan, uzatmadan olayı çözmüş olacaktım. Aynı anlamı vermiş olacaktım yalın bir şekilde. Ama ben uzatmışım. Kişi söylemiş olduğu söze demişim. İşte burası bir anlatım bozukluğu oluşturmuş arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda normal cümlelere de bakmakta fayda var. Karşımıza çıkınca karıştırmayalım diye. İnsan ne çekerse dilinden çeker. Gördüğünüz gibi herhangi bir fazla sözcük yok. Diline sahip olamayan insan başarılı olamaz. Bu cümle de doğru. Sözlerimizi tartarak söylemeliyiz. Tamam. Şu ölümlü dünyada hiç kimseyi üzmemeliyiz. Bu da tamam arkadaşlar. Yanlışımız bir numaralı cümledeydi. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiçbir sözcüğünün yerinde kullanılmaması anlam belirsizliğine yol açmıştır? Şimdi bir sözcük yerinde kullanılmayınca cümlede çift anlam çıkabiliyordu. Öyle bir durum olacak anladığım kadarıyla. Veya tamlama yanlışı söz konusu olacak. Yani tamlamalarla da ilgili biliyorsunuz yerli yerinde kullanmamız gerek. Hem tamlayanı hem tamlananı. Mesela arkadaşlar hiçbir problem asla çözümsüz değildir. Baktığımızda ben hiçbir olarak kastettiğim şey ne? Hiçbir dediğim şey problem. Evet hiçbir de ondan önce gelmiş. Doğru arkadaşlar. Hiçbir genç vatan hizmetinden kaçmaz. Hiçbir diye söylediğim kim? Genç. Tamam onun öncesinde gelmiş doğru. Hiçbir arkadaşım bu hatayı bilerek yapmaz. Hiçbir diye nitelendirdiğim yine kim? Arkadaşlarım. Ondan önce gelmiş doğru. Hiçbir insana kin ve nefret duymamıştı.
Burada da tamlamam doğru arkadaşlar. Hiçbir insan. Şimdi geriye kaldı B seçeneği. Bakalım. Hiçbir kanun dışı harekete izin vermeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada hiçbir kanun dışından önce gelmiş. Hiçbir kanun dışı değil arkadaşlar. Hiçbir diye söyleyeceğim şey hareket. Yani kanun dışı hiçbir harekete izin vermeyeceğiz. Yani bu hiçbiri bizim niteliği yani belirteceği yerden önce kullanmamız gerekiyordu. O da kullanılmadığı için anlatım bozukluğuna yol açtı. Burada hiçbir kanun dışı olmuş oldu. Yani tamlamam bu şekilde kurulmuş oldu. Yanlış oldu o da. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? İkide bir karşıma çıkıyor. Sanki beni izliyor. Evet, var mı bir anlatım bozukluğu arkadaşlar? Yok. Olanlara gülüp geçmek istiyorum. Olmuyor. Doğru bir cümle. Koluma giriyor. Başlıyor konuşmaya. Doğru bir cümle. Ne söylerseniz söyleyin, beni ikna edemezsiniz. Doğru bir cümle arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Kendisine yöneltilen haksız iftiralara çok üzülmüştü. Bunu daha önceki örneklerimizde de çözmüştük biliyorsunuz. İftira demek zaten haksızdır. Bana iftira atıldı diyorsam ben haklılardı, iftira attılar demek istemiyorum, değil mi? Haksızlığı vurgulamak istiyorum. O yüzden cevabımız ne oldu? Edirne. Evet. Evin arka bahçesindeki genç ağaçların olgunlaşmamış ham meyvelerini yine kim koparmış gördünüz mü? Arkadaşlar, şimdi olgunlaşmamış demişim değil mi ben? Olgunlaşmamış demek ne demek? Zaten ham demek. Anlamı burada verilmiş. O zaman tekrar bir de üstüne eş anlamlısını yani aynı anlamı veren bir sözcük kullanmama gerek var mı? Kesinlikle gerek yok. O zaman diğer seçeneklerdeki kelimelerimiz doğru kullanılmış, yerinde kullanılmış ama ham kelimesi gereksiz kullanılmış. Çünkü olgunlaşmamış anlamı verdiği için zaten var. Evet, öğle tatilinde hasta arkadaşımıza ziyaretine gidildi. Şimdi hasta arkadaşımıza ziyaretine. Hasta arkadaşımızın ziyaretine olabilir mi? Evet, olabilir arkadaşlar. Yani zaten hatta da verilmiş ama verilmeseydi bile hani düzeltebilirdiniz. Ha böyle verilmesi daha bir işi kolaylaştırıyor orası ayrı. Arkadaşlar zaten bozukluk okurken çıktı. Şurada bir sıkıntı olduğu belliydi. Onu da gördüğünüz gibi bakın B seçeneği bir güzel düzeltmiş. Arkadaşımıza sözcüğünü atalım. Yerine arkadaşımızın yapalım diyor. Anlatım bozukluğu giderilmiş olsun diyor. Evet. Top oynayan arkadaşlarına bakar, uzaktan izlerdi. Şimdi bu çok çıkan bir anlatım bozukluğu çeşidi, öge eksikliği. Şimdi iki tane cümlemiz var. Birinci cümlemiz burası. Diğer cümlemiz şu şekilde devam ediyor. Öge ortaklığı varsa sıkıntı yok. Kullanmamıza gerek yok. Ama genellikle şurada ikinci cümlede bir öge eksikliği olmuş oluyor. O da anlatım bozukluğuna meyil veriyor. Bakın top oynayan arkadaşlarına bakar. Demişim tamam burada bir sıkıntı yok. Uzaktan izlerdi. Şimdi uzaktan izlediği birileri var. Kim arkadaşlar? Arkadaşlarını demem lazım. Ya da onları. Arkadaşlarını. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarını kelimesi ilk cümlede var mı? Yani harfine söylüyorum. Arkadaşlarına benim işimi görmüyor. Arkadaşlarını olması lazım. Yani orada bir nesne olması lazım. Var mı? Yok. O zaman bir nesne eksikliği söz konusu mu ikinci cümlede? Evet arkadaşlar. Şimdi ben aşağıdaki cümlelerde de bir nesne eksikliği arayacağım. Bahçedeki ağaçları budadı, ilaçladı. Nereyi budadı? Bahçedeki ağaçları. Nereyi ilaçladı? Bahçedeki ağaçları. Bir eksiklik var mı? Yok arkadaşlar. İşte böyle bir durumda öge eksikliği olmuyor. Eksiklik gerçekten ihtiyacım olan kelimenin ilk cümlede de olmamasından kaynaklı oluyor. Çiçeklere su verdi, özenle gübreledi. Çiçeklere su verdi ama çiçeklere gübrelemedi arkadaşlar. Çiçekleri gübreledi. Bakın yazıyorum şuraya da çiçekleri. Var mı çiçekleri kelimesi? Yok. Çiçekleri kelimesi ne oluyor? Nesne oluyor arkadaşlar. Neyi gübreledi? Çiçekleri gübreledi. Gördüğünüz gibi nesne olmuş oldu. Cevabımız çıktı ama diğerlerine de bakalım. Doğru cümleler bunlar.
Ağaçtaki öksü otlarını temizledi. Öksü otlarını temizledi. Onları bir yere yığdı. Bakın, herhangi bir öge eksikliği var mı? Yok. Kuş seslerini dinledi. Kuşları saatlerce izledi. Şimdi arkadaşlar, şimdi şurayı kullanmadığımı düşünün bu soruda. Kuşları kelimesi yok. Kuş seslerini dinledi, saatlerce izledi. İşte burada bir bozukluk olurdu arkadaşlar. Çünkü kuş seslerini dinleyip kuş seslerini izledi anlamı çıkıyor. Biliyorsunuz kuş sesleri izlenmez. İzlenen nedir? Kuşlardır. Ben burada ikincide de ayrıyeten kullanmışım. Herhangi bir sıkıntı yok. Temiz havayı ciğerlerine çekti. Böyle bir bahçesi olduğu için Allah'a şükretti. Bakın gördüğünüz gibi öznesi ortak. Ama gizli özne olduğu için ayrı ayrı kullanmama gerek yok. İkisinde de gizli özne olarak kullanmışım. Sakınca yok. Evet arkadaşlar cevabımız B demiştik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Onu o günden sonra görmedim de aramadım da. Var mı arkadaşlar? Yok, doğru. Onu o günden sonra görmedim, aramadım. Sıkıntı yok. Dün de bugün de uğradım, yerinde yoktu. Dün de uğradım, bugün de uğradım, yerinde yoktu. Doğru bir cümle. Ondan kuşku ettiğimi en yakın arkadaşlarıma bile söylememiştim. Arkadaşlar, kuşku etmek diye bir şey yoktur. Senden kuşku ediyorum diyor muyuz biz birine? Tabii ki de demiyoruz. Dememiz de gerekiyor. Diyorsak da demeyelim. Kuşku etmek diye bir şey yoktur. Kuşkulanmak vardır. Ondan kuşkulandığımı en yakın arkadaşlarıma bile söylememiştim derken bakın burada bir anlatım bozukluğu söz konusu. Cevabı bulduk. Doğru cümleleri de okuyalım. O olaydan sonra onlarla ilişkimi ben de kestim. Doğrudur. Büyüdükçe çevresine karşı ilgisiz, suskun bir çocuk olmuş. Doğrudur. Sıkıntı yok. Gereksiz kelime yok. Yanlış sözcük yok. Anlatım bozukluğu yok. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen iki sözcüğün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmış. Bakalım. Her çeşit türlü spor etkinliklerini izlemeyi severim. Arkadaşlar, çeşit demişim. Türlü dememe gerek var mı sizce? Yok. Şimdi bakın birinden birini atıp cümleyi kullanalım. Her çeşit spor gösterilerini izlemeyi severim. Doğru. Her türlü spor gösterilerini izlemeyi severim. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman ikisini birden kullanmamız doğru değil. Anlatım bozukluğu. Aynı anlama gelen iki sözcük bir arada kullanılamaz. Ne zararı var demeyin. Zararı var. Anlatım bozukluğu arkadaşlar. Doğru cümlelere de bakalım. İnsanlar toplu yaşamaktan elbette hoşlanırlar. Doğrudur. Şimdi burada şuraya da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz özne yüklem uyumu vardı. Öznem insan olduğunda yüklem çoğul da olurdu. Tekil de bakın o yüzden burada çoğul olması sıkıntı değil. Tekil de olabilirdi. İnsanlar toplu yaşamaktan elbette hoşlanır deseydim de bu cümle doğruydu. Hoşlanırlar desem de bu cümle doğru. Bu yaz Akdeniz sahillerinde sıcaktan çok bunaldık. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Kalemi sana diye aldım. Benim işime yaradı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok dediğim şöyle yok arkadaşlar. Aynı anlama gelen iki sözcüğün kullanılmamasından. Aslında burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın. Kalemi sana diye aldım. Benim işime yaradı. Benim işime yarayan ne? Kalem benim işime yaradı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada ne eksik? İşime yaradı. Kim işime yaradı? Kalem. Özne eksikliği var arkadaşlar. Ama soru bana bunu sormadığı için biz cevap olarak da bunu söylemedik. Her söylenene kulak asma diye seni uyarmıştım derken anlatım bozukluğu olan bir cümle değil. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Şimdilik sabrediyor. Zamanı gelince her şeyi ortaya dökmeyi düşünüyordu. Şimdilik sabrediyor. Zamanı gelince dökecek. Bir sıkıntı yok. Sıcaklık sıfırın altında eksi 30 derece. Artık çok rahat çıkartırız bunu. Sıfırın altında demek eksi demek. İkisini birden kullanmak anlatım bozukluğu demek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi cevap Bursa. Ha şunu söyleyeyim. Ya bu örneği niye veriyoruz? Ya bu örnek zaten böyle. Şimdi haber programlarında bile dikkat ettiğinizde yani hava durumu aktaranlara baktığımızda ya sıfırın altında eksi 5 derece kulağımızda alışıyor ve biz sanki bu doğruymuş gibi geliyoruz. Arkadaşlar televizyonlarda yazım yanlışları çok fazla. Yani televizyonlarda özellikle DDA'nın, Ki'nin yazımına falan hiç dikkat etmiyorlar. Ben geçtim artık yani bari DDA'nın yazımına dikkat edin. Normal kelimeleri TDK'ye uygun yazmıyoruz. O yüzden anlatım bozukluğunda da sakın o dinlediğimiz programları falan baz almayalım. Çünkü gerçekten anlatım bozukluğu yapılıyor. Bunu işin kötüsü
Haber programlarında da biliyorsunuz spikerlerin bu tip şeyler yapması biraz garip. Ama onlar da yaptığı için bu doğru bir kullanım değildir arkadaşlar. Görünce yanlış olduğunu bilelim. Yerime bakacak birini bulursam yarın işe gelmeyeceğim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sabahtan beri evin ancak bir bölümünü temizleyebilmiş. Doğru bir cümle. Çalışma masasını ve odasını toplamadan dışarı çıkmış. Gördüğünüz gibi doğru bir cümle. Cevabımız B seçeneğinde. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Gece gündüz demeden bu işle uğraşacağımı bilmelisin. Tamam, sıkıntı yok. Doğru. Önerinizi eline boyuna düşündükten sonra kabul ederim. Sıkıntı yok. Doğru. İşe başlamadan önce deneyimli kişilerin görüşlerini de almalısın. Doğru bir cümle. Konuşmasında dinleyicilerin ilgisini çekmeyen gereksiz şeyler söyledi. Sıkıntı yok. Doğru cümle. Bir insan tanıdığı insanlardan sürekli kaçması doğru değildir. Şimdi arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Bir insan kaçması doğru değildir. Olmuyor değil mi? Kimin kaçması? Bir insanın kaçması olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ama burada ben o ın ekini, yani biz bu ın ekine tamlayan eki diyoruz. Burada da ın eki eksikliği tamlayan eki eksikliğidir. Anlatım bozukluğuna da neden olmuştur arkadaşlar. Evet, gelelim başka bir soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Hemen karşımıza çıktı. Bize gösterdikleri ilgi ve alakayı asla unutmadık. Şimdi ilgi, alaka. Farklı kelimeler ama anlamları aynı kelimeler arkadaşlar. İlgi demek, alaka demek. O yüzden ikisini birden kullanmak cümlede bir anlatım bozukluğu yaratmış. Bize gösterdikleri ilgiyi asla unutamadık deseniz doğru. Bize gösterdikleri alakayı asla unutamadık deseniz doğru. Ama ikisini birden kullanırsanız yanlış arkadaşlar. Diğer seçeneklerimiz doğru. Bu işi kabul etmeden önce inceden inceye hesaplar yaptı. Tamam. Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım. Gözlerime inanamadım. Doğru. Hazırlanan raporu henüz iyice incelemedim. Ona şöyle bir göz attım. Doğru arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Mesela iyice incelememek göz atmakla aynı anlam değil mi? O zaman sıkıntı yok. Yani kullandığınız deyim cümleye uygun olacak. Detaylıca baktım, şöyle bir göz attım deseydim işte burada bir anlatım bozukluğu olacaktı. Detaylı baktıysanız nasıl göz attınız? Olmadı. İyice incelemedim, kılı kırk yardım deseydim de bir anlatım bozukluğu vardı arkadaşlar. Çünkü incelememekle kılı kırk yardım farklı anlamlar biliyorsunuz zıt. Ama burada bakın iyice incelemedim, göz attım. Doğru, sıkıntı yok. Ele aldığı bir konuyu kılı kırk yararcasına incelerdi. Tamam, burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu? Şimdi zamir eksikliği dediğimizde cümleye hem senin hem onun veya başka zamirler birden gelebiliyorsa arkadaşlar ve anlam bozulmuyorsa hepsiyle ayrı ayrı anlam kazanıyorsa orada zamir eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var demektir. Şimdi baktığımda sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutmuyorum. Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutmuyorum derken bir zamir eksikliği söz konusu değil. Çift anlam yok bu cümlede. İsteklerini bundan sonra ben de karşılayamam. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar bakın çift anlam çıkıyor. Onun isteklerini, senin isteklerini getirdim. İkisinde de anlam oluyor mu oluyor? İkisine de bakalım. Onun isteklerini bundan sonra ben de karşılayamam. Doğru bir cümle. Senin isteklerini bundan sonra ben de karşılayamam. Bu da doğru bir cümle. O zaman arkadaşlar iki anlam var bu cümlede. Zamir getirmediğim müddetçe de bu cümleye başına bu iki anlam devam edecek demektir. Cevabımız da Bursa. Yine doğrulara bakalım. Olanları ona hemen ayrıntılarıyla anlatmalısın. Doğru bir cümle. Bu köy öteden beri yalnız balıkçılıkla geçinir. Zamir eksikliği yok. Onun cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun. Zamir eksikliği yok. Cevabımız Bursa. Evet, aşağıdakilerin hangisinde gereksiz söz kullanmaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu? Gereksiz kullanmışız. Zaten cümlede varmış. Bakın inceleyip sık dokuyan, kılı kırk yaran biriydi demişim. İnceleyip sık dokumak ne demek? Kılı kırk yarmak demek arkadaşlar. O yüzden ikisini beraber, şimdi iki ayrı cümle olarak az önceki örnekte kullanmıştık. Sıkıntı yok ama burada peş peşe
kullandığımız için kişinin aynı özelliğini arka arkaya vermişiz arkadaşlar. Yani biz bunu bir kişi özelliği olarak vermişiz. Detaylı incelemedim, göz attım deyince tamam, bunlar ayrı ayrı cümleler. Ama burada bir kişinin özelliğinden bahsediyorum ben. Hem kılı kırk yaran demişim, hem de inceleyip sık dokuyan demişim. Aynı anlama gelen iki özellik olduğu için gereksiz söz kullanmış oldum. Cevabı buldum ama yine seçeneklere bakalım. Bu gözü dönmüş adama kimdir diyecek. Sıkıntı yok. Sözlerime kulak asmadığı için bu duruma düştü. Sıkıntı yok. Onun ayağını kaydırmak isteyenler kimdi? Sıkıntı yok. Ele aldığımız bu konuyu enine boyuna inceleyelim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Cevabımız Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Siz bize gelecek, biz de sizi evde ağırlayacak, tık. Şimdi arkadaşlar, burada yüklemimiz ağırlayacak, tık. Doğru mu? Doğru. Ama birinci cümlenin yüklemi ağırlayacak, tık değil arkadaşlar. Siz bize gelecek demişim, bırakmışım. Ne olacak burası? Siz bize gelecektiniz. Yani benim ekimi özneye göre kullanmam lazım. Siz gelecektiniz, biz ağırlayacaktık. Bu uyum olmadığı için de burada bir anlatım bozukluğu olmuş oldu. Hemen diğer seçeneklere hızlıca bakıyorum. Her yerde onları arıyorum. Ben. Görürseniz söyleyin siz. Yani gizli özne kullanılabilir. Sıkıntı yok bakın. Gizli özne ikisinde ayrı ayrı. Sıkıntı yok. Her akşam televizyon seyreder. O. Erkenden uyurdu. O. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yine gizli özne. Elbise ütülemeyi hiç sevmiyor. Ütüsüz elbise giyiyor. Kim? O. Kim? O. Yine gizli özne var mı ve sıkıntı yok. Komşularını rahatsız etmemek için çok dikkatli davranıyor derken zaten burada herhangi bir özne yüklem uyumsuzluğu söz konusu değil. Cümlemiz doğru. Cevabımız Adana dedik. Evet arkadaşlar. İlk soru çözümlerimiz bitti. Daha soru çözümlerimiz bitmedi. Diğer soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.